Merhaba efendim. Bir randevum vardı. Fuat tatlım. Merhaba Ratana teyze. Seni çok özlemişim. Hadi gel oturalım. Sem amcan öldüğünden bu yana hiç ziyarete gelmedin. İngiltere'de okulum vardı teyze. Ne yazık ki onun öldüğünü bile yeni duydum. Cenazeye gelemediğim için gerçekten çok özür dilerim. Tamam, anlıyorum. Peki bugünkü görüşmemizin nedenini sorabilir miyim teyze? Kongpop'tan başka ne olabilir ki? Onu hatırlıyorsun öyle değil mi? 3 sene önce onunla tanışmıştın. Yeğenim artık Tayland'a geri döndü. Gerçekten de artık burada mı? Evet, döndü. Senin de bildiğin gibi Kong gözde bir bekar. Onunla evlenmek isteyen bir sürü kız var. Peşinden hiç ayrılmıyorlar. Ben de bu durumdan bıktım, usandım artık. Onun da artık mutlu bir yuva kurma zamanı geldi. Sence haksız mıyım? Aslında senden gelinimiz olmanı istiyorum. Eğer Kong Pop'la evlenirsen benim de içim rahat edecek. Hayatında biri yok öyle değil mi? Hayatımda hiç kimse yok. Ama Kong'un hayatında biri olmadığından emin misin? Hayır, hayatında biri yok. Olsa bile ondan kurtulurdum. Ne dersin? Seni Kong'u görmeye götüreyim mi tatlım? Bunu ister misin? Tabii ki isterim. Olmaz. Gel. Hayır. Gel. Hayır. Bırak yere. Beni. Dur. Hayır. Demek benden kaçmanın asıl sebebi annenin bizi beraber görmesinden korkman. Yani aslında benden hoşlanmayan annen. Sen değilsin. Hey Kong. Kong. Geldim. Neden hala giyinmediğini sorabilir miyim? Bir şey mi oldu hala? Seni görmek isteyen çok özel biri var. Özel biri mi? Evet. Merhaba Kong. Merhaba. Hey Kong. Yoksa Fa'yı hatırlamadın mı? Kocamın eniştelerinden biri olan Tom'un yeğeniydi. Evet, hatırladım. Bir süredir görüşmedik. Çok güzelleşmişsin. İngiltere'den döneli çok oldu mu? Bir hafta kadar oldu. Babanın cenazesine katılamadığım için özür dilerim. Başın sağ olsun. Özellikle senin için geldim. Ne kadar üzgün olduğunu anlayabiliyorum. Peki burada ne yapacağına bir karar verebildin mi? Kong, sadece birkaç haftalığına, o da ziyaret için geldi. Çok yakında gidiyor. Kim bilir, belki kalmak için iyi bir sebebi olursa, mesela bir iş ya da yakınlık duyabileceği bir kişi olursa uzun süre burada kalabilir. Evet. Öyleyse şöyle yapalım. Madem daha ne yapacağına karar vermedin, bana modellik yaparsın. Nasıl bir modellik? Anlamadım. Magazincilerin evine gelmesini ve halanın akrabasının model olmasını mı istiyorsun? Evet. Magazincilerin eve gelmek istediğini sen söylemiştin. Onlara kabul ettiğimi söyle. Ancak bir şartım var. Fotoğraf çekiminde bir model bulunacak. Saç ve makyaj yapımı için de Bayan Pimpit'in salonundan güzellik uzmanı Namlin çağrılacak. Yani Namlin'in buraya gelmesi için Fa'yı kullanacaksın Kong, öyle mi? Hiç ders almamışsın sen. Seni yine reddedecektir. Beni reddeden o değildi. Sorun onun annesi.
Onu aşamıyorum. Namlin'a yakın olmanın tek çaresi onu annesinden uzak tutmak. O zaman sorun kalmaz. Bu meseleyi en kısa sürede halletmen gerek. Çünkü babam bana bir ay süre verdi Tin. Babam benim paramı onlara vermeden önce Namlin'in güvenini kazanıp onunla hiç zaman kaybetmeden evlenmeliyim. Alo, buyurun. Gerçekten mi? Modelin saçını ve makyajını mı yapacağım? Evet, şu anda birçok güzellik uzmanı ile çalışıyoruz. Sizin adınızı çok duyduk. Müsait misiniz Bayan Namlin? Evet, müsaitim. Peki ne zaman? Yarın, evet. Gelip sizi evinizden alacağız. Mahsuru yok, öyle değil mi? Hayır hayır, çok teşekkür ederim. Hey Yim, bir modelin saçını makyajını yapacağım. Ay! Namlin, güvenilir insanlar mı? Pek ani oldu. Bana biraz tuhaf geldi. Seni nereden tanıyorlarmış? Onlara biri tavsiye etmiş. Peki kimmiş? Seni bu sektörde çok kişi tanımıyor. Thor, bu kız gelin makyajı yapıyor. Belki biri ona hayran kalmıştır. Eğer çok endişeliysen o zaman ben de onunla giderim. Bu harika. Anneciğim, gitmeme izin vereceksin değil mi? Moda çekimlerinde makyaj yapmak uzun süredir hayalimdi. Eğer beğenilirsem çok daha fazla iş alabiliriz. Lütfen anne, gideyim mi? Aa, teşekkür ederim anne. Heyfa, buraya gel. Yine ne oldu anne? Bak, kredi kartı ekstrelerin. Yine mi çok fazla alışveriş yaptın? Durumumuzun iyi olmadığını biliyorsun ama neden yapıyorsun? Anne lütfen, artık söylenmeyi keser misin? Çünkü Kong yakında bizi bütün borçlarımızdan kurtaracak. Kong mu? Bay Sim'in oğlu Kong Pop mu? Hadi bana her şeyi anlat. Onunla mı görüştün? Peki onu gördüğünde sana ne dedi? Ne diyebilirim ki anne? Güzelliğim karşısında büyülendi. Bir düşünsene, ilk görüşmemizde benden model olmamı istedi. Bir dergiden gelip evinde birkaç fotoğraf çekeceklermiş. Kong huzursuzdu. Benden modellik yapmamı istedi. Sahi mi? Öyle görünüyor ki Kong sana çoktan aşık olmuş kızım. Göreceksin anne. Kong çok yakında. Daha fazla dayanamayıp ayaklarıma kapanacak. İşte o zaman bu sayede onun büyük mirası sonunda benim elime geçecek. Öğle yemeğini getirdim. Yiyeyim. Gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Namlin bekliyor. Dur. Bekle. Bekle. En iyisi ben de seninle geleyim. İyi de neden? Çünkü merak ediyorum. Namlin'in işin ayrıntılarından haberi bile yok. Bu da beni çok şüphelendiriyor. Kandırılmasından korkuyorum. Merak etme, ben de onunla gidiyorum. Kimse onu kandıramaz. Onu kandırmalarına izin vermem. Bence sen kendini düşün. Arabayı akşama teslim edeceksin. Doğru, haklısın. Tamam. O zaman Namlin'e göz kulak ol. Bana baksana sen. Sürekli bunu söylüyorsun. Artık herkes sizi sevgili sanacak. Yim. Ben bu konuda ciddiyim. Ben de çok ciddiyim. Yiyecekler hazır değil mi? Evet efendim. Güzel. Masaya konulmadan önce her şeyi kontrol edeceğim, tamam mı? Tamam. İyi. Dolaptaki şu büyük tabakları kullanacaksın. Bunu unutmadın değil mi? Hayır, unutmadım. Hepsini çıkardım efendim. Harikasın. Teşekkürler. Hey Kong, sen ne yapıyorsun burada? Neden ortalık ana baba günü gibi?
Oho! İki dirhem bir çekirdek olmuşsun Kong. Müstakbel karım için bu şekilde giyindim. Bu sebzeler olmaz. Götür bunları. Çorba dediğin sıcak olur. Yeniden ısıt. Peki efendim. Bütün bunları Namlan için mi yapıyorsun? O kızı bir günde etkileyeceğini mi sanıyorsun? Evet, öyle sanıyorum. Baktın, sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar sadece iki şey ister. Nedir onlar? İlki samimiyet, ikincisi tutarlı olmak, tamam mı? Tutarlı olduğun aşikar. Bunu hep ispatlıyorsun. Bu durumda samimiyeti nasıl halledeceksin? Onun için endişelendiğimi, ona çok saygı duyduğumu, ona karşı samimi olduğumu ve onu kandırmaya çalışmadığımı göstereceğim. Ama şu anda onu kandırıyorsun zaten. Evet. Ama yakalanacak kadar aptal değilim. Sence bu bir işe yarayacak mı dersin? Hem ona karşı çok kabasın. Çünkü öyle olmam gerek. Gelmen çok iyi oldu. Gözünü dört açman gerekiyor. Namlan'ı ekipten ve Fa'dan 3 saat önce gelecek şekilde ayarladım. Yani fazla vaktimiz yok. Senden insanları benden uzak tutmanı istiyorum. Kimse bizi rahatsız etmesin. Buna sen de dahilsin. Ve bunu sakın unutma. Ha? Bu taraftan lütfen. Vay canına. Burası kocaman bir saray. Bu işi kim ayarladı acaba? Bilmiyorum ama birazdan öğreniriz. Ama... Hoş geldiniz. Seni tekrar gördüğüme sevindim Namlan. Burası senin evin mi? Bu bir tesadüf mü yoksa bilerek mi ayarladın? Hayır, dur bir dakika Namlan. Seni kandırmadım ve bu bir tesadüf de değil. Mesele şu, magazinciler evimde bir modelle fotoğraf çekimi yapmak istedi. Sen de saç ve makyaj yaptığın için, bu işi yapman için arkadaşlarıma söyledim ve onlar da seni aradı. Gerçek bu. Hem seni neden kandırayım ki? Seni kandırmam için bir sebep yok. Burada sıcakta daha fazla durmayalım. Hadi içeri girin. Bir şeyler yiyin. Çalışacağınız yeri hazırlattım. Hadi gel. Evet, bu arkadaşım Yim. Bana yardım edecek. Yim, bu Kong, bu da Tin. Memnun oldum. Merhaba. Dur sana yardım edeyim. Sorun değil, ben taşıyabilirim. O zaman hadi içeri geçelim. Beklerken yemek yiyelim. Bir şeyler hazırlatmıştım. Kendi adıma çok acıktım. Kong, gazetede göründüğünden daha yakışıklısın. Namlan hep çok yakışıklı olduğunu söylüyordu. Yim? Öyle mi? Bu iltifatını duyunca iştahım nedense daha da açıldı. Peki model ve dergi ekibi nerede? İşimi hemen bitirip dönmek istiyorum. Ne yazık ki küçük bir sorun çıkmış. Ekip 3 saat sonra burada olabileceğini söyledi. 3 saat mi? Evet. İnanmıyorsan Atina sorabilirsin. Evet doğru. 3 saat gecikecekler. Önemli değil. Erken gelmemiz daha iyi oldu. En azından yemeğimizi yeriz. Bay Kong, burada yemek yerim diye bir şey yemeden geldim. Kurt gibi açım ben. Burada neden iki servis var? Doğrusu Namlan'ın buraya yalnız geleceğini sanıyordum. Bir arkadaşıyla geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu yüzden de ben Peki, sadece... Peki tamam, sorun değil. Yim, sen otur yemeğini ye. Ben aç değilim. Çıkıp biraz yürüyeceğim. Burada bekle. Çok affedersin. Tim, dinle. Sen Yim'e eşlik et. Ben de onunla yürüyeceğim.
Hey, nereye Kong? Hey Kong! Şeytin, ben o zaman rahatıma bakıp yemek yiyeyim. Ya evet tabii ki. Hey bekle. Namın, bekle biraz. Neden hep peşimdesin? Sen yürümek istediğini söylememiş miydin? Sana rehberlik edeceğim. Hayır. Yoksa beni böyle söyleyerek kandırdın mı Namın? Yani asıl amacın benden kaçmak mıydı? Hayır, yalan söylemedim. O zaman sana eşlik edeyim bu taraftan. Bu bahçedeki bütün ağaçları kendim diktim. Ağaçlar sadece huzur vermiyor. Aynı zamanda yeşil beni çok rahatlatıyor. Ne zaman strese girsem ya da başka bir sorunum olsa hemen buraya gelip kafamı dinlerim Namlın. İnsanlardan kaçarım biraz. Buraya rahatlamaya gelirim. Öyle mi? Ama burası fiziksel stresime çözüm olabiliyor. Duygusal stresimi dindirmeye pek yetmiyor. Üstelik yapayalnızım. Kalbim de bomboş. Çoğu zaman keşke yanımda bir can yoldaşım olsaydı diyorum. Burada çok insan var. Onlardan biri sana eşlik edebilir. Hem yalnız da kalmazsın. Kim arıyor ki? Alo? Alo, iyiyim. Her şey yolunda mı? Bir sorun yok ya. Oo, sana bunu kelimelerle anlatamam. Yemekler inanılmaz lezzetli. Hayatımda böyle güzel yemek yememiştim ben. Hey, yiyeyim. Sana yemekleri sormuyorum. Yani işle ilgili her şey yolunda mı? Aa, anladım. İşe henüz başlamadık. Ekip bir süre sonra gelecek. Ama her şey yolunda. Şu an Bay Kong'un evindeyiz. Dur. Bir dakika. Siz şu anda Kong Pop'un evinde misiniz? Nerede onun evi? Yim. Hadi söyle, hemen oraya geleceğim. Hayır. Buraya gelmene gerek yok. Her şey yolunda. Yim. Söyle dedim. Oraya gelmeliyim. Alo Yim. Alo. Aradığınız kişiye şu anda... Pimpit, Namlın nereye gitti? Geldiğimden beri onu hiç görmedim. Namlın makyaj yapmak için bir yere gitti. Bir moda dergisinin çekimi için onu aradılar. Şu anda oradadır. Ya öyle mi? Ünlü modellerle tanışacak. Onun adına çok sevindim. Ama biliyorsun ünlülerin hepsi insanlar değil Choi. Çoğu ünlünün halini biliyorsun. Nereye gittiğini ve karşısına kimin çıkacağını bilemiyorum. Merhaba Pit teyze. Pit teyze, Namlın'a kimin iş verdiğini öğrendim. Kimmiş Thor? Kong Pop teyze. Ne? Şu anda kızım onun evinde mi? Maalesef. Alo, evet. Arıza mı yaptı? Peki, tamam. Neredesin? Tamam, geliyorum. Merak etme, ben hallederim. Hadi, görüşürüz. Pit teyze, endişelenme. İşimi bitireceğim, sonra Namlın'ı getireceğim. Lütfen, kızımı getir Thor. Getireceğim. İznine. Görüşürüz. Bu gördüğün arabaların hepsi babama aitti. Onlara çok değer verirdi.
O öldükten sonra bu arabalar aslında bir tür yadigar gibi oldu. Onu ne zaman özlesem hemen buraya geliyorum. Her arabanın benim için ayrı bir değeri var çünkü. Bu arabalar hatıralarımı canlandırıyor ve babamı anmamı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Onlara ne zaman baksam hep babam aklıma geliyor. Birçok insan onları satın almak istiyor. Ama ben bunu asla yapamam. Çünkü sevdiğim insana ait olan şeyleri hiçbir zaman satmam ben. Söyler misin lütfen? Hangisini kullanmak istersin? Bakıp hangisini kullanmak istediğini söyleyebilirsin. Kullanman için sana vereceğim. Aa, ama bunlar babam için çok değerli demiştin. Bana bu şekilde nasıl verirsin? Ama bunu çok istiyorsan seve seve kabul ederim. Arabayı satıp parasını yetimhaneye bağışlayabilirim. Böylece sen de baban da bir hayır yapmış olursunuz. Hey Baytin, Namlan'ı evet. Gördünüz mü Baytin? Hayır, görmedim. Ben de Kong'u arıyordum. İstersen ayrılıp arayalım, olur mu? Olur. Ben gidip şu tarafa filan bakayım. Tamam. Soğuk su. Teşekkür ederim. Namlan, model gelmeden işe başlasak mı acaba? Sana ofisimde istediğim saç ve makyaj modelinin bir örneğini göstereceğim. Ama sakıncası varsa sonra da hallederiz. Madem iş için geldim, bence sakıncası yok. Tamam. O zaman bardağını alayım. Bu taraftan. Çok uzak değil. Buradan. İşte geldik. Bana bak. Hey, dur biraz Namlan. Dur. Bırak beni. Neyin var senin? Yani ofisim olarak yatak odamı kullanmamın ne sakıncası var ki? Bak ben kızları kandırıp buraya getiren bir zampara değilim. Lütfen beni yanlış anlama, tamam mı? Her şeyi önceden söyleyebilirdin. Lütfen bir dahaki sefere açık ol. Bu yaptığın niyetinin kötü olduğunu ve dürüst olmadığını gösteriyor. Peki tamam. Bir dahakine her şeyi anlatırım. Lütfen otur. Bana göstereceğin şu tasarım nerede peki? Bekle bir dakika. Bakman için hazırladığım örnek tasarımlar işte bunlar. Al bakalım. Bir tanesini seçebilirsin. Hepsi gerçekten güzelmiş. Evet. Hepsi güzel. Tıpkı senin gibi. Bence hem çok güzel hem de çok tatlı. Harika görünüyor. Sen ne dersin? Eğer beğenmediysen bakmaya devam edebiliriz. Bak mesela şey, Bay burada... Kong, uzaktan bakabilirsin. Yaklaşmana hiç gerek yok. İyi de buradan bakarken ben net göremiyorum ki. Sanırım burası fazla loş oldu. En iyisi gidip perdeyi açayım. Tamam mı? Daha iyi oldu. Hala biraz karanlık ama. İstersen bütün perdeleri açabilirim. Sui, Kong'u gördün mü?
Aa evet, şu güzellik uzmanıyla yukarı çıktığını gördüm. Ne? Hey Namlin. Namlin. Galiba perde sıkışmış. Gelip bana yardım eder misin? Anlamadım, sorun nedir? Şey, galiba perde sıkışmış. Ay, önce ışıkları açayım. Lambanın düğmesi nerede? Hey! Ay! Bay Tim. Merhaba Bayan Fa. Yeni mi geldiniz? Evet, Kong nerede? Kong mu? Kalk. Tamam, tamam. Perde takılmıştı. Sakin ol. Tamam, hey, yavaş ol. Tamam. Yavaş. Yavaş diyorum. Hey. Hey, hey. Dur. Kong burada mısın? Çığlık atan Fa mıydı? Burada neler oluyor Tin? Tanrım. Hey! Kimsin sen? Ayrıca burada ne arıyorsun? Bir dakika Fa. Önce sakin ol. Bak, durum göründüğü gibi değil, tamam mı? Fa, burada neler oldu böyle? Hey! Sen de kimsin? Yeğenimin yatak odasında ne işin var? Rahat teyze, içeri girdiğimde bir de ne göreyim? Bu kız Kong'un üzerindeydi. Ne? Demek bakın sen... kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. İçeride olanlar sadece bir kazaydı. Demek kazaydı. Nasıl bir kazaymış bu? Bütün bu olanlara kaza mı diyorsun sen? Bir de utanmadan konuşuyorsun. Ratala, lütfen biraz sakin olur musun? Sakin falan olamam Kong. Bu kadının yatak odanda ne aradığını hemen bana açıklamanı istiyorum. Sana biraz sakinleştiğinde her şeyi anlatacağım zaten. Namlin! Ne oldu? Biri sana bir şey mi yaptı? Bir bu eksikti, bu kadın da kim? Bu evde neler dönüyor Kong? Bana bak, burası bizim evimiz, panayır alanı falan değil. Artık evde her gün bir şeyler oluyor. Heytin! Bu kadınları buraya Kong için sen getirdin değil mi? Öyle bir şey yok hala. Az önce olanlarla ilgili ikiniz de çok yanlış düşünüyorsunuz. Onlar Namlin ve Yim, magazincilerin tuttuğu güzellik uzmanları. Beni daha sonra çağırmanın sebebi bu kızdı yani. Cevap ver Kong. Söylediği doğru mu? Her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Perdeyi açmaya çalışırken birden sıkıştı. Ben de ondan yardım istedim. Perdeyi açmaya çalışırken bir anda yere yuvarlandık. İşte hepsi bu. Şimdi anladınız mı? Bunu nereden bilebilirdim? Onu senin üzerinde gördüm sonuçta. O zaman birini yargılamadan önce lütfen gerçeği öğrenmeye çalışın. İnsanları boş yere suçlamak çirkin bir şeydir. Gidelim miyim? Ratala, onu bu şekilde azarlamamalıydın. Çok ileri gittin. Alt tarafı bir güzellik uzmanı. İstediğim gibi azarlayabilirim. Gidelim Fa, kıyafetini giymen gerek. Ne gülüyorsun Tin? Bilmem. Modelin makyajını yapar mısın? Makyaj malzemelerin bunlar mı? Bir bakabilirim, değil mi? Buradaki malzemelerin hepsi çok ucuz canım. Kong bakar mısın? Hey Kong! Ne oldu Fa? Dinle Kong. Seçici olmak istemiyorum ama cildim çok hassas ve hemen alerji oluyorum. Bu ucuz malzemeleri kullanırsam eğer yüzüm mahvolur, bunu biliyorum. Sen ciddi misin Fa? Bir de ben bakayım. Bunlar da ne böyle?
Hepsi sokakta satılanlardan. Marka makyaj malzemeleriniz yok mu? Burada bir derginin moda çekimi için makyaj yapıyorsunuz. Gece kulübündekilere makyaj yapmayacaksınız. Bana baksana. Yim. Maalesef hanımefendi. Ben sıradan bir güzellik uzmanıyım. Eğer memnun değilseniz hemen gidebiliriz. Sorun değil. İstenmediğimiz yerde durmanın bir anlamı yok. Çok iyi olur. Hayır hayır, olmaz Namlın. Hiçbir yere gidemezsin. Ekip hazır ve şu anda seni bekliyor. Çekip gidemezsin, tamam mı? Makyajı kim yapacak? Şöyle yapalım. Dinle Fa. Hangi markaları istiyorsan yazıp bana verebilirsin, tamam mı? Hemen birini gönderip onları aldırırım. Peki. Tamam. O zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz, öyle değil mi? Biz bekleyelim. Namlın da ekiple diğer ayrıntıları konuşsun. Sen ekibin yanına git Namlın. Rahat teyze, bu kızın tavırlarını kesinlikle beğenmedim. Sadece küstah değil, karşılık da veriyorum. Bence Kong'un odasında olan şey şuydu. Kesinlikle Kong'tan onu evi dolaştırmasını istemiş olmalı. Sonra da onu yatak odasına çekmiştir. Bu kıza hiç güvenmedim. Sen hiç merak etme Fa. Bu konuyla bizzat ilgileneceğim. Onun bir daha bu eve adım atmasına asla izin vermeyeceğim. Bana kalırsa onun amacı yeğenimi elde etmek. Eğer bunda ısrar ederse gerekeni yaparım. Bay Kong'un halasıyla şu modele sinir oldum. Konuşma şekillerine bir baksana. Küstahlığa kim tahammül edebilir ki? Kendilerini kraliyet mensubu sanıyorlar herhalde. Bırak şunlara dersini vereyim. Yim, inan bana büyütecek bir şey yok. İşimizi yapıp hemen buradan gidelim. Yim, sen cevap ver, hadi. Alo, ne oldu Tur? Alo, Yim. Hey, Namlın nerede? Namlın şu anda çalışıyor, niye aradın? Bir müşteriye gidiyorum, işim bitince gelip sizi alacağım, tamam mı? Bu arada Kong'un evi nerede? Hayır, sakın gelme. Burada çok işimiz var. Bir daha arama sakın beni. Alo, Yim. Alo. Aradığınız kişiye şu anda... Buna inanamıyorum. Hey, işin bitti mi? Eminim daha önce böyle pahalı malzemeler kullanmamışsındır sen. Bu yüzden biraz korkuyorsun. Senin paranla alınmadı. O yüzden kullan gitsin, ama yerinde olsam kalanları yanımda götürmeye kalkmazdım. Götürmem, merak etmeyin. Artık malzemeleri kullanmak gibi bir huyum yok. Kesinlikle. Makyaj çok iyi oldu zaten. Bu arada Çinli opera sanatçılarına benzemişsiniz. Bana bak. Ukalalık etme. Başkasının işine karışmayı da bırak küçük işgüzar. Ve sana gelince, Fa senden ne isterse onu yapacaksın. Size makyaj yapmanız için para veriyorum, kaytarmanız için değil. Hey! Tamam sus. Evimde bu şekilde davranamazsın. Tamam sus, tamam dedim. Tamam, sakin olun. Sakin, yeter yeter. Tamam Kong. Yeter, tamam. Sakin. Fa'nın makyajı bitmiş ve çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Bak Fa, artık makyaj yapmana gerek yok. Çok güzel olmuşsun. Şimdi gitsek iyi olacak. Ekip uzun zamandır bekliyor. Haklısın. Bayan Fa. Artık gidebiliriz. Bu tarafta. Gerçekten çok güzelsin Fa. Harika görünüyorsun. Oo! Kong, iyi modelden anlıyorsun. Gözlerin gerçekten çok keskin. Seni tebrik ediyorum. Her şey mükemmel. İstersen bu sefer farklı bir şey deneyelim. Oturarak çekebiliriz. Ne dersin? Hem bu şekilde güzelliğin daha çok ortaya çıkar, işte böyle. Şöyle dur, evet işte öyle.
Şimdi de senden kocaman tatlı bir gülümseme istiyorum, tamam mı? Kong, gözlerini fadan ayırma. Nereye bakıyorsun? Sanırım merdivende... Bu kadar fotoğraf yeterli. Gelin biraz şurada çekelim. Şu tarafa geçelim. Yakın çekim daha iyi olur. Böyle deneyelim, tamam mı? Farklı bir şey olsun. Evet. Tamam. İşte böyle. Yoruldun mu? artık iyisin değil mi? Yani iyi hissetmiyorsan söyle bana. Fa'nın makyajını bir an önce tazele. Dikilip durmayın. Hiç profesyonelliğiniz yok. Biraz ara verelim. Modelin yeniden makyajını tazelemesi gerekiyor. Bundan sonra nerede çekim yapacağız? Kıyafetini değiştirecek mi? Şuna bakabilir miyim? Kaç tane çekilecek? Tamam, tamam. Havuzu da kullanalım. Hı-hı. Tamam, bitti. Tamam, teşekkür ederim. Gidelim yiyelim. Bugün hava ne kadar sıcak. Hmm. Şu an terden ölüyorum. Ben de öyle namlun. Madem sıcakladın, soğuk su iç. Hadi, al bakalım. Ben iyiyim, susamadım. Şimdi terlediğini söylüyordun, al iç. Teşekkürler Bay Kong. Rica ederim. Serinledin mi? Fan getirmelerini söyleyebilirim. Ya da klima. İstersen klimalı odamız da var. Oraya gidebilirsin. Gidelim mi? Gerek yok. Zaten dışarıdayım. Dayanabilirim. Gidelim yiyin. Hey Kong. Ne yapıyorsun? Ne oldu hala? Fa senin modelliğini yapıyor ve çok susadı. Git ona su getir. Bayan Fa susamış mı, sorun yok? Suyu geldi bile. Ya, bayan gel Fa, buraya. Meraklı. Aha, özür dilerim, kötü bir zamanlama oldu. Hey Kong. Kong. Namlan, neden sürekli Kong Pop'tan kaçıp duruyorsun sen? Hayır, öyle bir şey yok, yanılıyorsun. Öyle mi? Hı hı, öyle bir şey yok. Emin misin? Namlın yiyeyim. Siz hala acıkmadınız mı? Sabahtan beri durmadan çalışıyorsunuz. Mutfak personeline sizin için harika yemekler hazırlattım. Lütfen acıkınca söyleyin. Ne zaman isterseniz. Çalışanlar yemeğinizi servis edecektir. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Oo, bu ne güzel bir muz ağacı. Yim, yim. Nereye gidiyorsun? Yim. Namlın. Ne? Seni evimde tekrar misafir etmek istiyorum. Ancak bu sefer evde bir çalışan olarak değil, benim özel konuğum olarak. Evet, ne diyorsun? Cevap vermediğine göre kabul ettin. Kong Pop, burada ne işin var? Rat hala. Fa ile ilgilenmen gerekiyor.
Sana gelince, Fa'nın yüzüne yaptığın makyaj dökülüyor. Sana işini yap diye para ödüyoruz. Ama sen burada oturmuş çene çalıyorsun. Baksana, birini suçlaman gerekiyorsa yeğenini suçla. Çünkü bizimle konuşmak isteyen oydu. Neden onu suçlayacakmışım? Kong benim yeğenim. Burada asıl suçlu sensin ve tabii sen. Yim, tamam dur. Özür dilerim. Hadi yürü Yim. İşimizi yapalım hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.